Geç oldu. Hadi sen yat uyu, sonra konuşuruz. Yok. Bu intikamın sebebini öğrenmeden bırakmayacağım bu gece. Söz verdin Miran. Anlatacaksın. Tamam. Hadi konuşalım. Anlat. Miran konuşsana. Neden yaptın bu kötülüğü bana? Benim ailem sana ne yapmış olabilir ki böyle korkunç bir intikam aldın? Konuş artık Miran, konuş. Söyle ya, neden yaptın? Neden yaptın bana bunu? Neden? Anam babam için. Anladın mı? Anam babam için. Çünkü senin baban, senin baban benim annemi babamı öldürdü. Anamın namusunu aldı. Benim babam mı? Evet. Senin baban Hazar Şadoğlu benim bütün hayatımı mahvetti. Sen ne saçmalıyorsun lan? Benim babam karıncayı bile incitmez. Demek ki babanı hiç tanıyamamışsın. Ama ben iyi tanıyorum. 27 yıl boyunca bununla büyüdüm ben. Tüm çocukluğum, gençliğim boyunca ondan alacağım intikam günü için yaşadım. Koca bir yalanla büyütmüşler seni. Beynini boş şeylerle doldurmuşlar. Benim babam senin sandığın gibi biri değil Miran. Ama hatırlıyorum. Gün daha yeni ağrıyordu. Evde çok gürültü vardı. En fazla da babaannemin sesi geliyordu. Öyle bir ciğerden bağırıyordu ki. Oğlum, oğlum, kalktım, havluya indim, korkmuştum, korkmuştum, bir köşede saklandım. Babamın kanlı bedenini önüne avluya koydular. Hazar Şadoğlu, senin baban anamın namusuna göz dikmiş, kaçırmış. Babam peşlerinden gitmiş, engellemeye çalışmış ama senin baban
anamın ve babamın gözünün yaşına bakmadan ikisini de öldürmüş. Benim babam kimsenin namusuna göz dikmez. Kimsenin karısını çalmaz, kimseyi öldürmez Miran. Çaldır! Bütün bunları o yaptı. Ben her gece uyumaya direnirdim. Neden biliyor musun? Uyumaktan korkardım. Onun sesini hatırlamaya çalışırdım. Yüzünü. Unutursam kaybedeceğim zannederdim. Unuttum. Senin baban anamın sesini, yüzünü, kokusunu, hepsini aldı benden. Ben aklımın erdiği ilk gün yemin ettim. Dedim ki, o Hazar Şadoğlu'nu, bunun soyadını bitireceğim. Bunun için büyüdüm. Bunun için yemek yedim. Bunun için uyudum. Bunun için çalıştım. Benim babam senin sandığın gibi biri değil. O aç görse doyurur, yoksul görse giydirir. Sesini bile yükseltmez ki. Kimseye zarar olmaz onun. Evimizi, toprağımızı terk ettik biz sizin yüzünüzden. Biliyor musun? Ben tek bir bayram günü bile anamın babamın mezarını ziyaret edemedim. Senin babanın yüzünden. Hepsini o yaptı. Hepsini senin baban yaptı. İster inan, ister inanma. Hepsini o yaptı. Ben öfkemde haklıydım. Anladın mı? İnsan bunca nefretle nasıl yaşar? Nefret. Ben nefret etmekten başka bir şey öğrenmedim. Sevmeyi bilmiyorum. Affetmeyi bilmiyorum. Mutlu olmayı bilmiyorum. İçimdeki nefret diğer bütün duygulardan daha gerçek. Ben hayatım boyunca o nefrete tutunarak büyüdüm. Senin baban ve anamın ve babamın gözünün yaşına bakmadan ikisini de öldürmüş.
dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.